Final ilk maçında Gönyeli ile Çetin Kaya, Gönyeli karşı karşıya. Palaoğlu, Mustafa Çimcik, Mehmet Malek hakem üçlüsü yönetiyor. Gelişen Çetin Kaya atağı Kadri Tarık araya giriyor. Şimdi Gönyeli kontra atağı. Tarık'ın ortası uzun. Kaleci İbrahim. Çetin Kaya takımı köşe atışı kullanıyor. Ceza alanı içerisinde son dokunuşu kafayla Cüneyt yapıyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında ve Çetin Kaya'yı 1-0 öne geçiriyor. İzliyorsunuz. Ceza alanı içerisinde Cüneyt son dokunuşu yapıyor. Ve 17. dakikada Çetin Kaya'yı Gönyeli karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydediyor. Çetin Kaya futbolcularının gol sevinçleri. Golden sonra Gönyeli'nin beraberlik arayışları var. Ceza alanına ortalanan top Erhan'ın vuruşu direkten dönüyor. İkinci pozisyon savunma uzaklaştırıyor topu. Erol'la gelişen Çetin Kaya atağı şimdi. Ceza alanı içerisinde Erol rakibine sıyrılıyor. Ortasını yapıyor. Necati vuramıyor. İkinci pozisyonda Mehmet Ali dokunuyor topa ve 35. dakikada Çetin Kaya adına farkı ikiye çıkarıyor. İzliyorsunuz pozisyonu bir kez daha. Erol'un ortası Necati vuramıyor. Mehmet Ali'nin sert vuruşu filelere gidiyor 35. dakikada ve Çetin Kaya 2-0 öne geçiyor Gönyeli karşısında. 2-0'dan sonra Gönyeli'nin gol arayışları var. Uzaktan vuruş, dışarıya gidiyor top. Bir başka Gönyeli atağı, köşe atışından gelen top, kaleci İbrahim yumrukluyor topu. Kaleci İbrahim'in yumrukladığı top savunma uzaklaştıramıyor. Pozisyon devam ediyor. Kale çizgisi üzerinde savunma uzaklaştırıyor topu. Sonuç gelmiyor bu pozisyondan Gönyeli'ye. Bir başka köşe atışı Gönyeli adına ceza alanı içerisinde karşılıklı vuruşlar son vuruş baş taştan sonuç getirmiyor. Bir başka Gönyeli atağı Tarık'ın uzaktan vuruşu. Kaleci İbrahim'in bir anlık hatası vardı ancak kaleci İbrahim topu tuttu. İlk yarı 2-0 Çetin Kaya'nın üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıdan pozisyonlar izliyorsunuz. Erol'un ortası ceza alanına Kadri rakibinden sıyrıldı. Vuruşunu yaptı top filelerde karşılaşmada. 50. dakika Kadri'nin golüyle fark 3'e çıkıyor. İzliyorsunuz Kadri'nin vuruşuyla top filelere gidiyor 3. kez Çetin Kaya adına ve fark 3'e çıkıyor. Çetin Kaya 3, Gönyeli 0. Dakika 50. 3-0'dan sonra Çetin Kaya'lı futbolcuların gol sevinçleri. 3-0'dan sonra Çetin Kaya'nın farkı açma çabaları var. Necati rakibinden söküyor topu. Ortasını yapıyor ceza alanı içerisinde. Erol vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Dakika 75. Gol Erol ve Çetin Kaya 4-0 öne geçiyor Gönyeli karşısında. İzliyorsunuz. Necati'nin pası Erol kontrol ediyor. Vuruşunda topu filelere göndererek 75. dakikada Çetin Kaya'yı Gönyeli karşısında 4-0 öne geçiren golü kaydediyor. Çetin Kayalı futbolcuların 4. gol sevinçleri. 4. golden sonra Çetin Kaya bir başka pozisyon içerisine giriyor. Ancak pozisyon offside. Bu pozisyonda Gönyeli futbolcusu Piro orta hakem Bengü Topaloğlu'ndan kırmızı kart görerek oyun dışı kalıyor. Çetin Kaya'nın geliştirdiği bir başka pozisyon, ceza alanı içerisinde vuruş üstten dışarıya gidiyor. Bir başka Çetin Kaya atağı ceza alanı içerisinde gelişiyor yine. Ceza alanı içerisinde Kadri vuruyor, kaleciden döndü. İkinci pozisyon, Mitro topu filelere gönderiyor 90. dakikada ve takımı Çetin Kaya adına 5. golü kaydediyor. İzliyorsunuz pozisyonu, Erol'un pası Kadri'ye, Kadri'nin vuruşu kaleciden dönüyor. Son dokunuşu Mitro yapıyor ve 90. dakikada Mitro topu filelere göndererek Çetin Kaya'yı 5-0 öne geçiren golü kaydediyor ve karşılaşma Çetin Kaya'nın 5-0 üstünlüğünde sona eriyor.